İşte bu celal sana olmaz ölüler. Tanrımız sonra yerdir. Arkada milletimiz iktidar. Bizim 100. yılın etkinlikleri kapsamında okulumuz Enerjisa Bandırma Fen Lisesi Bandırma İlçe Milliyetçi Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Mavi Vatan Konferansı'na hepiniz hoş geldiniz. Yıllarca devam eden savaşlar sonucu Mustafa Kemal Atatürk kurmayları ve bu ülke için canını esirgemeyen atalarımız bizlere bu toprağı emanet etmişlerdir. Tarihimizi bilmeden geleceğimize yönlenmemiz sağlıklı olmaz. Tarihimizi yaşadığımız coğrafyayı bilmek demek, milli birliğimize sahip çıkmak demektir. Vatana sahip çıkmak demektir. Savaş haberleriyle sarsıldığımız şu günlerde cumhuriyetimiz ve sınırlarımızın güvenliğinin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anlamış bulunuyoruz. Enerjisa Bandırma Fen Lisesi müdürü olarak geleceğin mimarı, öğretmeni, doktoru, mühendisi, sanatçısı, bilim insanı olacağınıza inandığımız siz gençlerin vatanımızın değerlerini bilerek yetişmenizi önemsiyorum. Milli Eğitim Müdürümüzün çalışma arkadaşlarımın ve sizlerin desteğiyle Cumhuriyet Bayramımızı büyük coşkuyla kutlamaya Sayın Doçent Doktor Cihat Yaycı hocamızın Mavi Vatan Konferansı'yla başlıyoruz. Denizlik ve Global Stratejileri Merkezi Başkanı ve Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Müstafi Tümamiran Doçent Doktor Sayın Cihat Yaycı bizlere tarihimizle yaşadığımız coğrafyayla ilgili aydınlatıcı bilgiler verecek. Davetimizi kabul ettikleri için mutluyuz. Terimdir diyen Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gittiğimizi ve vatanımıza olan bağlılığımızı bir kez daha vurgulamış olacağız. Vatan nasıl hepimiz için kutsal, vazgeçilmez, tartışılmaz bir milli değerse, Mavi Vatan da aynı nitelikleri taşıyan bir değerdir Türkiye Cumhuriyeti için. Sözü daha fazla uzatmadan Tümamiral Doçent Doktor Sayın Cihat Yaycı'yı konuşmalarını yapmak üzere alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ve Bandırma'da siz gençlerle bir araya geldiğim için de çok mutluyum. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Biraz önce de sohbet ettik. Benim siyasette hiçbir alakam yok. A partisi, B partisi, iktidar, muhalefet beni ilgilendirmez. Ama ben 2020 yılında görevimden istifa ettikten sonra siz gençlere Z kuşağı diyorlar ya. Şimdi bu Z kuşağı ne çalışmaya başladım ben. Onlar sizlerin şimdi abiler, ablalar oldular. Onlara ben şöyle tarif ettim. Gördükçe, sizdeki yetenekleri gördükçe. Dedim ki bunlar Z kuşağı değil. Türkiye'yi zafere, Türk milletini zafere taşıyacak zafer kuşağı dedim. Sizler birer zafer kuşağısınız, onu söyleyeyim. Ve bizden çok daha iyi yetişiyorsunuz. Çok daha bu konularda bilinçlisiniz. Şimdi diyeceksiniz ki, ya hocam ne anlatacaksınız bize? Değil mi? Sormuşsunuzdur bu soruları. Ama ben size söz veriyorum, sizi sıkmayacağım. Çünkü ben size göre bir şeyler hazırladım. Tamam. Şimdi önce şu Mavi Vatan haritası. Bunu anlatacağım ben size ama şu üst köşedekini görüyor musunuz? Ben kitaplarımda ve makalelerimde hep buna benzer semboller kullanırım. Orada iki tane kişinin resmi var. Biri kim? Diğeri Barbaros Hayrettin Paşa. Dolayısıyla Barbaros Hayrettin Paşa Atatürk. Yani geçmişteki bir ayrımcılık bizim kabul edeceğimiz bir şey değildir. Bunların hepsi Türk milletine büyük hizmetler yapmış,
Türk milletinin çok özel insanlarıdır. O nedenle geçmişten şimdiye, şimdiden geleceğe bir bütünüz biz. Aramızda şucu bucu, şunu severiz, bunu sevmeyiz. Bilmem ne gibi milli değerlerimizi, milli bize çok büyük hizmetler yapmış insanları dışlayanlara aman dikkat edin, onlar bizden değildir. Tamam mı? Onlar Türk milletinin zayıflamasını isteyenlerdir. Barbaros Hayrettin Paşa da çok kıymetlidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de çok kıymetlidir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, onun öncesinde Türk milletine hizmetler yapan, şimdi de hizmetler yapan insanlar her zaman değerlidir. Yeter ki Türk milletine hizmet yapsınlar. Tamam mı? Şimdi bu, ben bundan 25-30 sene önce bu mavi vatanı vatan suyu olarak düşündüm. Vatan toprağı kavramı var ya, vatan suyu olarak düşündüm. Ve şöyle bir PowerPoint'te şöyle bir resim çizmiştim. Bak, suyu görüyorsunuz. Suyun üzeri, denizin üzerinde bayrağımız dalgalanıyor. Görüyor musunuz? Vatan suyu. Yani toprak gibi. O suyunda, suda bayrağımızın dalgalandığını düşünmeniz lazım. Arkadaki gözleri görüyor musunuz ufuktaki? O da kimin gözleri? Atatürk'ün gözleri. Ta onun derisinde de gözler var. O da binlerce yıl ötesine giden Türk gözleri. Tamam? Şimdi diyeceksiniz ki şöyle oturayım aynı zamanda. Diyeceksiniz ki ya hocam denizci denizci diyorsunuz. Bizim bu millet ne kadar denizci. Türk milleti. İşte böyle bir algı var. Türk milleti denizci, Türk milletinin denizcileşmesi lazım falan diyenler var. Ama çocuklar onlara itibar etmeyin. Onlar size şunu aşılamaya çalışıyorlar. Türk milleti aslında hiçbir şey değildi. Şimdi bir şey olması lazım. Bugüne kadar Türk milleti hiçbir şey yapmadı. Sadece savaştı, bilmem ne oldu falan. Bunlar Türk milletinin gerçek düşmanları. Şeytanın sağdan yanaşması diye bir deyim var, biliyor musunuz? Bilen var mı? El kaldırsın bilenler. Evet, ne demek bu? Ya iyi bir şey söylüyormuş gibi gelir şeytan sağda. Aslında kötü bir şeydir o. Sana kötü bir şey söylüyordur. Türklerin denizcileşmesi lazım. Ne iyi bir şey söylüyor diyorsun. Ama sana aşıladığı şey Türkler denizci değil. Denizlerin kıymetini bilmezdi diyor. Halbuki öyle değil. Bak şu gördüğünüz çıpa. Çıpa ne? Gemi demiri. Çapa değil bak. Çapa tarlada olur. Çıpa. Tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Bundan sonra ne diyeceğiz? Çıpa. Çapa nerede olurmuş? Tarlada. Heh. Ona göre. Tamam mı? Şimdi bakın şimdi. Bu çıpa iki kanatlı. Görüyor musunuz? İki kanatlı. Bu şahıs, bu adam Anakars. Anakras. Kim bu? Kime benziyor bu? Hangi ırk diye düşünürsün? Halbuki değil. Türk. İskit Türk'ü. Saka Türk. Bizim bu Türkler, şu Karadeniz bölgesi var ya, şu boydan boya. Buraya milattan önce 3000 yılında da bu bölgedeler. Bunların adı İskit Türkleri, Saka Türkleri. Odessa'ya, yani şimdiki Ukrayna'nın o meşhur liman şehri, Odessa'yı da başkent yapmışlar. O bölgede çok yoğunlar. Denizcilikle uğraşıyorlar. Tamam mı?
Dolayısıyla Türkler buraya ne zaman gelmişler aslında? Bu bölgeye? Milattan önce 3000-4000 yılında gelmişler. 1071'de değil. Tamam? Ne kadar eskiyiz görüyor musunuz? Şimdi bu adam bir filozof. Odessa'da yaşıyor ve diyor ki ya bu Atina'da diyor şehir devletleri varmış diyor Yunanistan'da. Ben diyor oraya gideceğim. Gitme diyorlar. Gidiyor. Gidiyor ve onlara bir bakıyor ki onlar teknelerinde demir olarak ya bir taş ya düz bir demir ya da böyle tek kanatlı çıpa kullanıyorlar. Diyor ki Atinalılara ya diyor siz yanlış yapıyorsunuz. Tekneyi böyle denizde tutamazsınız. Kayar gider. Biz çift taraflı çıpa kullanırız Türkler diyor. Ve bu çift taraflı çıpayı Atinalılara, Yunan'a tanıtıyor. Şimdi İngilizce Anadolu Lisesi değil mi? Fen Lisesi. İngilizcesi var değil mi? İngilizce nasıl? Peki o zaman bir kişi bana söylesin. İngilizce demir, gemi demiri ne demek? Neymiş? Anchor. Değil mi? Bak nereden geliyormuş? Gördünüz mü? Kimmiş? Anchor'ın atası kimmiş? Türk'müş. Türk ismiymiş. Tamam mı? Anlaştık mı? Gördünüz mü? Türkler nasıl? Şimdi gelelim. Şimdi Türkler yönleri neye göre? Şimdi bak denizciliği anlatıyorum. Türk deniz tarihini anlatıyorum. Türkler yönleri renklerle adlandırmışlar. Renkler. Tamam. Denizleri de yönlerine göre renklerle adlandırmışlar. Tamam. Kuzey bizde kara demek. Güney kızıl demek. Türkçe'de siyah yoktur. Türkçe'de kara vardır. Türkçe'de kırmızı yoktur, kızıl vardır. Batı ak demek. Beyaz Türkçe değildir, ak Türkçedir. Doğu gök demek, mavi demek. Tamam? Merkez de sarı demek. Sarı köylü olan var mı burada? Bandırma'da sarı köy var mı? Gönel'de Sarıköy var. Değil mi? Peki Akköy var mı? Karaköy var mı? Var. Değil mi? Bak şimdi. Sarıköy'ün anlamı şu. Unutmayın. Sarıköy rengi sarı olduğundan dolayı değil. Merkez köy. Merkez köy. Akköy batıdaki köy. Karaköy Üsküdar'dan bakarsan kuzeydeki köy. Tamam mı? Gökköy doğudaki. Kızılören neresi? Güneydeki yerleşim yeri demek. Ören yeri demek. Tamam mı? Rengi kızıl olduğundan dolayı değil. İşte şimdi anladık mı? Neymiş? Ak neresiymiş? Batı. Gök? Doğu. Kuzey? Güney? Merkez? Gök hunlar ne hunlarmış? Ak hunlar hangi hunlarmış? Ak koyunlar hangi koyunlarmış? Kara koyunlar hangi koyunlarmış? Devlet olarak. Anlaştık mı? Onların hepsi yön demek. Tamam. Şimdi Atatürk ne diyor? İlk hedefiniz Akdeniz'dir ileri diyor ordulara değil mi? Demiyor. Niye? Batı'daki denizsin.
Yönünüz batı diyor. Akdeniz demiş olsa bizim anladığımız anlamıyla ordular yön değişip Antalya'ya inerlerdi değil mi? Yani giderek batıya gidiyorlar. Akdeniz. Şimdi şu niye kapandı? Evet. Şimdi bakın Karadeniz'i de görüyorsunuz değil mi? Karadeniz'in İngilizcesi ne? Brexit. Rusça bilen var mı? Rusçası da Çernobil. Ama Çernobil kara demektir. More deniz demektir. Bak, İngilizcesinde de siyah kara, Rusçasında da kara, Türkçesinde de kara. Ama bunun anlamını Ruslara sorarsan niye Karadeniz diye bilmezler, açıklayamazlar. İngilizlere sorarsan yine açıklayamazlar. Bunu tek açıklayabilecek olan var, bu uluslararası olarak bu denize isim veren millet, Türk milleti açıklayabilir. O da kuzeydeki deniz demektir. Tamam? Peki. Şimdi Kızıldeniz. İngilizcesi ne? Red Sea. Ben oraya gittim. Daha gitmeden önce şöyle düşünürdüm. Ya bu Kızıldeniz'de herhalde resifler var. Bu resifler kızıl kızıl renkler veriyorlar. Dolayısıyla bu deniz o yüzden kızıl diye düşünürdüm. İşte bilmiyordum o zaman. Okudum öğrendim. Siz de okuyun öğrenin. Tamam. Baktım ki ya bu hiç öyle bir renkli falan değil deniz. Sonra öğrendim ki dünyada Red Sea yani Kırmızı Kızıl Deniz denilen denize ismini veren yine bizim binlerce yıl önceki atalarımız Türkler. Güneyli Deniz. Tamam. Anlaştık mı? Cep telefonu kullanmak yasak mı sizde? Şu anda cep telefonu olan var mı yanında? Var. Peki. Şimdi olanlar, hani bu ders değil çünkü, değil mi? Olabilir yani belki. Şimdi cep telefonu olanlar bir Google açsınlar. Safari. Açtınız mı? Evet. Tamam. Şimdi bir açın bakalım. Açın. Aynen şöyle yazın. Aynen şöyle yazın. Kara. Türkçe kara. Boşluk. Tire koyma. Boşluk. İngilizce sea. Sea. Kara sea. Tamam. Nerede çıkıyor? O karesi. Nerede çıkıyor? Kuzey kutbunda değil mi? Değil mi? Kuzey kutbunda çıkıyor. Bak. Burası, şurası Kuzey Kutup Dairesi. Görüyor musunuz? Burası Kuzey Kutup Dairesi. Ben Rusya'da görev yaptım. Amiralken. Moskova'da askeri ateşelik yaptım. Ve ben bu bölgeye gittim. Bu Kuzey Kutup bölgesine. Ve dedim ki orada da gördüm. Ya burası niye kara sea? Yani İngilizce sea anladık. Ama karanın İngilizce bir karşılığı yok. Ve Rusça kara neydi? Siyah. Черный. Burada черный море yazmıyor. Rusçasında da kara more yazıyor. Kara more yazıyor. Ve ben sordum. Dedim ki ya bu more'yi anladım ben. Deniz Rusları. Ama bu kara ne demek dedim. Aslında biliyorum ben de onlara çomak sokuyorum. Vallahi biz bilmiyoruz dediler. Yani bunun bizim dilimizde bir anlamı yoktur.
Bu İngilizce'de de böyle geçmiştir. Onlar da aynı şekilde telaffuz ederler. Onlar da kara sin yazarlar derler. İşte hani biraz önce Odessa'ya gelmiş olan İskit Türkleri vardı ya. 3000 yıl önce, milattan önce. 3000, 4000 yıl önce. İşte onlar bu bölgede yaşıyorlar. Yunan, antik Yunan tarihçileri antik Yunan'da bu denize, bu kuzey denizine İskit, Saka Okyanusu, Türk Okyanusu diyorlar. Ve buranın da adı yine Kara Deniz, Kuzey Denizi. Tamam mı? Dolayısıyla bizim atalarımız kutuplardaki denizlere de isim vermişler. Denizci miymiş Türk milleti? Denizciymiş. Şimdi diyeceksiniz ki ya hocam biraz atıyor musunuz ne? Derseniz o zaman şu cep telefonunuz var ya. Cep telefonunuzdan hemen yandaki şu yarımadaya bakın ismine. Neymiş? Bak. Timur Yarımadası. Temur. Gördünüz mü? Temur Yarımadası. Timur Yarımadası. Atalarımız her yere isim vermişler. Denizin dibinde yaşamışlar. Tamam? Şimdi ben mavi vatanla neyi aşılamaya çalışıyorum aslında? Neyi vurgulamaya çalışıyorum? Var var hocam, işliyor. Neyi vurgulamaya çalışıyorum? Diyorum ki ya ülke sadece karadan oluşmaz, denizden de oluşur diyorum. Onun için herkes ülkemizi düşünürken karayı ve denizi birlikte düşünsün diyorum. Tamam? Peki Cihat Yaycı mıdır bu mavi vatanın babası derseniz hiç öyle bir şey yok. Türklerin aklına bugüne kadar denizin de bir ülke olduğu gelmemiş mi derseniz aman ha bu kadar denizci millet denizi ihmal edecek, ülke sınırları içerisine saymayacak, böyle saçma sapan şey olur mu? Bak bizim büyük 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 atamız Oğuz Kağan destanında, destan dediğinizde 3-5 sayfa bir şeydir ha, geleceğe yönelik bir vasiyetnamedir gelecek Türk nesillerine. Ne diyor biliyor musunuz? Hedef ülkeyi tarif ediyor. Hedef ülkeyi. Hedef ülkeyi. Ne diyor? Daha deniz, daha ırmak, güneş bayrak olsun, gökyüzü çadır. Nasılmış ülke? Daha deniz, daha ırmak, güneş bayrak olsun. Bayrak iner mi? Hayır. O zaman öyle bir ülkeniz, o kadar büyük bir ülkeniz olsun ki bir tarafta güneş batarken diğer tarafta güneş doğsun diyor. O kadar büyük bir ülkeniz olsun diyor. Tamam mı gençler? Kara ülkesini tarif ediyor. Bak, gök vatanı da tarif ediyor. Gökyüzü de çadır olsun diyor. Türklerin bütün ülke anlayışı böyledir. Denizi, ırmağı, gölü, toprağı ve göğü kapsar. Dolayısıyla mavi vatanın babası kimdir dersek, kimmiş? Oğuz Kağan. Tamam. Şimdi bir geriye gelsene. Bir geriye Şafak. İkinci dünyada en önemli deniz stratejisti, bilinen deniz stratejisti Barbaros Hayrettin Paşa'dır. En önemli deniz stratejistidir. Barbaros Hayrettin Paşa'nın en önemli sözü ne? Denizlere hakim olan cihana hakim olur. Yani denize hakim olmalısın ki dünyaya hakim ol, dünyayı yönetebil der. Bir gün Kanuni Sultan Süleyman Barbaros Hayrettin Paşa'ya sorar. Der ki bana tavsiyen nedir? Kaptanı der yandır. Denizlerin kaptanı, denizlerin komutanı. Nedir der? Der ki
suyu yönetirsen toprağı yönetirsin der. Tamam? Mavi Vatan'ın ikinci babası kimmiş? Barbaros Hayrettin Paşa'ymış. Değil mi? Ve ben size söyleyeyim. Osmanlı Devleti'nin en güçlü olduğu zaman, en muhteşem olduğu zaman kimin zamanıdır? Kimin? Kanuni'nin. Aslında Kanuni'nin zamanı değildir, biliyor musun? Kanuni'nin şansı şundan dolayıdır. Barbaros Hayrettin Paşa vardır. Barbaros Hayrettin Paşa'nın zamanıdır. Yani Türklerin denize hakim olduğu zaman en güçlü oldukları zamandır. Tamam? Anlaştık mı? Demek ki Türklerin güçlü olması için ne olması lazım? Denize hakim olması lazım. Denizlere sahip çıkması lazım. Onun için ben size bunu anlatıyorum. Oldu. Şimdi gelelim üçüncüye. Üçüncüye gelmeden önce bak, bu Barbaros Hayrettin Paşa denizlere hakim olan cihana hakim olur diyor. Bundan 200 küsur sene sonra, hatta 300 sene sonra Alfred Mahan, Mahan diye büyük bir deniz stratejisi batı tarafından pazarlanır. Bütün mottosu şudur: denizlere hakim olan cihana hakim olur. Kimden çalmıştır bunu? Barbaros'tan. Dolayısıyla 300 sene önce bizim atamızın söylediğini bu batılılar almışlardır, çalmışlardır, allayıp pullayıp satmışlardır. Tamam? Şimdi bu Barbaros Hayrettin Paşa'nın sancağı. Bunu biliyor musunuz? Ya ben bu sancağı Deniz Müzesi'nde gördüm. Ne zaman? Yarbaydım. Sene 2004 yılıydı. Ve bu bayrağın aynısını, fotoğrafını çekerek dışarıda yaptırdım. Sonra gemi komutanı oldum. Gemilerin bir Türk sancakları vardır, Flandraları. Bir de her gemiyi sembolize eden bir ayrı korsan sancağı vardır. Onları özel günlerde çekerler. Ben de Kemal Reis Fırkateyn'in komutanıydım ve Barbaros Hayrettin Paşa'nın sancağını Kemal Reis Fırkateyn'in sancağı yaptım. Ve Osmanlı'dan sonra ilk defa Umman Denizi'ne giden gemi de benim gemim oldu. Ve ben bu sancağı oralarda dolaştırdım, astım. Şimdi bak, burada bu sancakta Peygamber Efendimiz'in kılıcı var. Dört halifenin ismi var. Ondan sonra Esaf Suvarisi'nden ayet var. Ve burada da, bak burada da, burada bu kimin? Davut'un yıldızı, Süleyman'ın yıldızı. Hazreti Süleyman'ın meşhur mührüdür. Şimdi buna nasıl algılıyorlar? Yahudilerin. Değil mi? Halbuki bunlar daha sonradan Yahudiler tarafından kullanılmaya başlamıştır. Ama orijinali her yerde. Üsküdar'daki meşhur camilerin kapısında da bu vardır. Türkler tarafından ve Müslümanlar tarafından kullanılmıştır. Dolayısıyla bu yıldızı gördüğünüzde bunlar Yahudidir demeyin ha sakın. Yoksa o zaman o camilere falan giremezsiniz. Camilerin kapısı nasıldır? Ve bazı yerlerde Selçuklu zamanından itibaren kullanılan sekizlisi vardır bunun. Tamam? Anlaştık mı? Ve bu da Ehl-i Beyt, Beyt'in sevgi ve bağımlılık anlamındaki, bağlılık anlamındaki pençeyi Ali Aba'dır. Tamam mı? Anlaştık. Şimdi bunu da unutmuyoruz. Şurada Barbaros'un türbesi. Beşiktaş'ta. Bu türbe. Bu Beşiktaş'taki türbeyi de çocuklar, ben Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı'ydım. Türbe pek açılmıyor. Halkın da ziyaretine pek açılmıyor. Deniz Kuvvetleri ile Kültür Bakanlığı arasında bir protokol var falan filan. Böyle dedim ki, bana
Barbaros Hayrettin Paşa'nın duymuştum vasiyetini getirin dedim. Barbaros Hayrettin Paşa'nın vasiyetini istettim. Barbaros Hayrettin Paşa diyor ki beni öyle bir yere gömün ki denizi göreyim diyor. Doğru, denizi görüyor. Biraz geride kalmış ama önü doldurulduğu için falan denizi görüyor. İkincisi diyor, dalgaların sesini duyayım diyor. Dalgaların sesini duyayım diyor. Baktım duyamıyor. Çünkü geride kalmış ve şehrin acayip gürültüsü var. Onun üzerine bir talimat verdim. Dedim ki çok güzel bir ses sistemi kurun oraya. Sürekli hafif hafif dalga sesi yayınlansın türbenin içinde dedim.